Günaydın. Yeni bir hafta pazartesi günü. Evet, size video çekmeyeli bayağı hayatımda gelişmeler oldu ama bunların hepsini zaten yakalayacaksınız. Şimdi babamla birlikte az önce o giriş yaptı ama ben onu çekemedim. Keşke yakalasaydım. Şimdi biz Evlilik hazırlıkları. Evlilik hazırlıkları için geçen hafta sağlık raporuna falan böyle başvurmak o herhalde. Ben direkt gidince alacağız sanıyordum ama öyle olmadı. Biraz uzun bir süreç. İşte birkaç yere gidiyorsunuz, biraz belgeler tamamlıyorsunuz. Verem, savaş falan hiç duymamıştım hayatımda. Oralara falan filan gittik. Şimdi işte pazartesi günü olduğu için sonuçlarım gelmiştir. Gidip onları alacağız. Barbaros'la vesikalık çektirmek gitmeyi falan planlıyoruz. Bakalım. Bu videoda bir sürü evlilik hazırlığı olacak. Çünkü bu hafta gelinlik provam da var yine. Yani iyi seyirler. Ne diyecektim? Sen söyle. Artık videolarda böyle yapacağım. Çünkü tam videoyu açmadan çok güzel söylüyorsun. Ben o anı yakalayamıyorum. Hadi söyle, ne diyecektim? Söyle. Neyi söyleyeyim? Ne? Canım babamla her şeyimi hallettik. Evet, az önce daha da coşkulu söylemişti ama ben yapayım. Canım babamla her şeyi hallettik. Evlenmemde bir sakınca yokmuş. Gayet sağlıklıymış. Evet. Değil mi? Aynen evet, öyle. Bence de. Şimdi eve geri dönüyoruz. Kahvaltı falan edeceğiz. Sonra ben tekrar çıkacağım. Şimdi hızlıca üstümü de değiştirdim. Hatta size şöyle ne giydiğimi de biraz göstereyim. Bu tişörtümü çok seviyorum. Böyle bir şeyler giydim. Akşam size söylemeyi unuttum. Rachel'in H&M partisi olacak. Ona gideceğim. Günü böyle tamamlamayı düşünüyorum. Ama önce arabanın bagajının arkasının dağınıklığı. Burada dolaptan sattığım ve kargolamam gereken şeyler var. Önce onları kargoya götüreceğiz ve bunlardan kurtulacağız. Evet, bu işimizi de hallettik. Şimdi Barbaroslara doğru yola çıktım. İşte onunla bu fotoğraf motoraf işlerine bir bakalım. Ay biliyorsunuz Barbaroslar demek latteler demek bu arada yani. Ya latteyi o kadar özledim ki, eğer siz de benim gibi özlediyseniz, çünkü ben bir gündür görmüyorum ama siz görmeyeli bayağı bir zaman oldu. Birazdan kavuşuyoruz. Latte'den bahsederken böyle jelibon kıvamına geldiğime farkındayım ama gerçekten onu çok seviyorum. Çok. Bakın kimler geldi. Biz geldik. Latte yeni kombinini göster aşkım. Kurabiyeli tasman. Latte'm, anneciğim. Bir an önce işini görme derdim. Şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz ailecek. Latte de vesikalık çekilecek diyormuş ama. Hayro bizi bekleyecek. Aşkım bizi mahallesinin fotoğrafçısına getirdi ya. Nostaljik. Yalnız bizi öyle bir yere getirdi ki bütün efsaneler burada fotoğraf evet. çekilmiş. Yani herkes burada arkadaşlar. Ve gülümseyin Kodak'la. Biraz baş öne. Çok güzel çekiyorum. Ben de gülüm bir kardeş hanımefendi. Benim de çok güzel çekiyorum. Bir de böyle güzel. Ne oluyor lan? Pide değil, börek istiyorum. Börekten düzgün bir börek. O kadar güzel bir böyle kıymalı börek kokusu var ki Barbaros'un pide olduğunu iddia ediyor ama ben börek istiyorum. İrem bu işten anlamıyor arkadaşlar. Tamam ama benim canım börek çekti. Pide yani kokuyorsa pide bile. Pide kokusundan canı börek çekti. Şimdi hadi benim pide... Madem buralar senin yerlerin. Bizi ne egzantrik fotoğrafçılara falan götürdün. Şimdi bir de kıymalı börekçiye götür. Ama kıymalı börekçi. Götürüyorsun değil mi? Evet. Ha, böyle gülüp falan diye sonra bir anda şey gitmekten vazgeçilmesin. Ve börekçiye geldik. Barbaros burayı çok beğeniyormuş. Tatları da güzel. Yani baklavası bile güzeldir. Ev yemekleri var. Hani tavsiye ederim. Böyle konularda sana güveniyorum. Çünkü çok yemek yiyen bir insan. Ben canım kol böreği çektiği için kıymalı kol böreği varsa kıymalı kol böreği yiyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Yeni yani. Yemin ederim bu an her videoda var ama hiçbirinde bilerek yapmıyorum. Ben yine böreğimi göstermeden yedim. Ama zaten yarım porsiyon daha söyledim. Onu gösteririm. Bayağı güzel. Nih 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 nih. Ay resmen yaz. Şöyle çocukları getirdim bir caddede turlatmaya. Yavaş. Latte köpek gördü, arkadaş gördü, aşırı arkadaş canlısı. Dur.
Gözü arkada kaldı evladımın. Hadi, gözü arkada kaldı. Bir tane video yüklemiştim yazın. İşte sevgilimle Barat Caddesi rutinimiz falan diye. Onu izleyenler hatırlayacaktır. Şu an rutinlerden birini gerçekleştiriyoruz yine ve Boyi'ye geldik. Dünyanın en tatlı sahibesi. En tatlısı, en Boyi'nin denizi. Latte'ye bakması merak ettim. Öpüldüm ya. Merak nasıl öpüldüm? Ben öpemeyecek miyim ya Latte? Öpemeyecek miyim ben? Neyi görmeye geldik? Bir şey söyleyeceğim. Gelen şeye bakın. Döndür beni. Gelen şeye bakın. Şu an yani hoşça kalın. Artık galiba günün üçüncü kısmına mı, dördüncü kısmına mı geçmiş oluyorum bilmiyorum. Bugün çok parça parça bir gündü, evet. Zorlu'ya doğru gidiyorum. Eytenem'in partisine katılmak için orada Simla ablayla da buluşacağım için ayrıca mutluyum. Hadi bakalım. Ona tüycük mü diyorsun? Hayır, tüylü mikrofonu var kocaman. Ha, evet. O yüzden tüyümle özdeşleştim. Ya. YouTube aboneleri. Instagram'dan da takip edin. Evet, seni de. Sen Fransız olsan takip edin. Ben daha YouTube'da yokum. Ama yine ileride. Her an olabilirim. Herkese ilişkin. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bana da abone olun. Beni de Instagram'dan takip etmeyen takip etsin. Yabancı bir kanal oldu bunu. İyi aklına geldi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Neden bu kadar kanallı? Çok romantik bir akşam. Senin tüycüklü bir kameran yok. Aa, bir şey söyleyeceğim. Evet, benim tüycüklü kameram yok. Ama şu an oldu. Ya benim dün... Oldu. Ne? Hayır dedikten 5 dakika sonra ben. Sepete şunları ekleyebiliyor muyuz direkt? Hepsini sepete alalım. İtalya'da bir şey keşfettik ki böyle bir şey yok. Trüflü makarna cipsi. Yani trüf var, makarna var, cips var. Sevdiğim her şey bunun içinde gibi bir şey ve inanılmaz güzel. Kalorili midir bu? Kesin kalorili. Trüf ben var. Çok... O yüzden size de gösteriyorum. Bu arada biz de işte oturduk biraz çay kahve, sohbet, muhabbet, havuçlu kek falan. Şimdi artık bugün bitiyor ve evlere gidiyoruz. Yarın görüşürüz. Ve bugünün başlangıcı bakın kimlerle? Gizom. Ve tabii ki. Ve tabii ki Eloş'umuz. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz kız kıza. Ela, ben, Gizem, evet. Ve Selin de bize katılacak galiba. Günaydın. Hoş geldin. Bakar mısınız şunlara? İnanılmaz bir yer yani. Gel Haru. Neredesin? Gel çağır. Çağır Haru'yu. Gel. Nerede? 10 günden sonra ilk defa kahve içiyorum. Yani daha doğrusu sütlü kahve içiyorum. Çünkü işte bu cildimdeki şeyler yüzünden sütü aslında kesmiştim. Bugün ufak bir kaçamak yaptım. Kızlarla ayrıldık. Barbaros'la Latte'nin yanına gidiyorum. Günün devamında da biraz onları göreyim diyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun böyle? Aferin. Güzel bebek. Dalin kokulu bebek. En zevkli parti. Evet, en zevkli. Hava almaca. Havalar da güzel ya artık. Günün en zevkli anı başladı. Ve... Böyle üstümü değiştirdim Barbaros'larda. Biraz onun ailesiyle de oturduk. Çay falan filan içtik. Hava o sırada tabii kararmış oldu artık. Biz de Latte'yi akşam yürüyüşüne çıkarttık. Belki beşincisi biraz bayar mı dedin? Beş tane rahat yerim.
şu an sıyırıyorum. Bu hesap iyice ne? Gezelim, görelim ve yiyelim tadında bir şey olmaya başladı. Şimdi Boyu'ya geldik ve Barbaros tatlısını ben çekemeden yedi bir bitirdi bile. Ve geri bile gitti. Ben akşam yemeği yiyeceğim. Bugün sadece hiç yediklerimi gösterdim. Böyle bir şey olamaz. Ya bugün ne yaptık? Yemek yedim. Şimdi de domates çorbasıyla chicken sezar rap söyledim. Aşkım. Ailece. Yürüyüş keyfi. Bugün haftanın değerlendirmelerini yapıyoruz. Evet. Şöyle bir bugün neler yaptık, bu hafta neler yaptık, bu hafta neler yapacağız, yarın ne yapsak falan konuşmaları. Ve kapanış olacak muhtemelen. O yüzden sizle de yarın görüşürüz diyorum. Ve evet. Öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Bugün çok değişik bir gün olacak. Çünkü bugün nikah tarihimizi almaya gidiyoruz ve sonra da gelinlik provama gideceğim. Yani bugün kesinlikle evleneceğime ikna oldum galiba. Yani bugün artık her şey resmiyete dökülüyor gerçek anlamda ve bu yüzden heyecanlıyım biraz. Bu arada şu an telefonla çekiyorum çünkü dün kameramı Voy'da unutmuşum. Ne kadar da şaşırdınız değil mi? Daha kameramı alamadığım için şu an telefonla çekiyorum. Bu yüzümü kapatmıyorum. Bu iyileşme sürecinde inşallah Allah'ım ya Rabbim strese dayalı olan bu surat bozulması biraz canımı sıksa da kafamı takmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten taktıkça daha çok artıyor. Bunu yani test ettim ve onayladım. Şimdi burada çok görünce tabii kamerayla çekmiyorum, telefonla çekiyorum ya. Tedavilerim devam ediyor. Hem bir hap kullanıyorum, antibiyotik. Hem özel jellerle temizliyorum, sürüyorum onları falan filan ama iyileşecek inşallah. Siz sormadan ben söyleyeyim, burada da bir tane uçuğum var. O da geçmek üzere artık. Seneler sonra yani ergenliğimde bile bu hale gelmedim. En son ne zaman uçuğum çıktığını hatırlamıyorum ama işte herkesin hayatında kendine göre stresleri oluyor ya, benim de vardı ve o bu şekilde yansıdı. Neyse, o zaman ben bu heyecanlı günü yaşamaya başlıyorum ya. Amma konuştum. Hadi. Hadi gidiyorum. Gelin. Bugün sabah gezmesinde biz birlikte miyiz oğlucuğum? Aferin benim oğluma. Canım oğlum benim. Aferin. Bugün anneyle turlar. Bu yeni açılan treni bekliyoruz. Benim için bugün büyük bir challenge ya. Bakalım nerelere yetişebileceğim ve nerelere geç kalacağım. Ve bilin bakalım kimin yüzünden? Kendisine. Hayır. Tabii ki buna inanmadınız bile yani. Var burası beni nasıl sinir ettiğini görün. 10 dakika var sadece. Geç kaldık. Kesinlikle geç kaldık. Hadi geç kaldık, yetişeceğiz. Senin yüzünden geç kaldık. Aklıma elimi ağlattığım gün geldi. İlk çıktığımızda kilometrelerce yürümüştük bir gün. Şu anda çok yorulum diye almıştım. Ben ilk kişi daha alabilirim. Milattan önce 3600. Benim çiftleşim. Geç kaldık. Ama bir şey söyleyeceğim. Trende biz videoyu çekerken de zaten geç kalmışız. Ya o kadar koştuk ama geç kaldık çünkü hatta böyle bu işlemleri yapacaklara da buradan söylemiş olalım. Normalde belediye diye hatta belediyenin çalışma saatlerine baktık tabii ki. Hani hepsi gibi öğle tatilini 12 ve 1 arası diye düşünmüştük ama 11.30 1 arasıymış. Yani biz yani zaten geç kalmıştık. O yüzden sizin de aklınızda olsun, evlendirme daireleri ve bir arası öğle tatilindeler arkadaşlar. Biz de şimdi bari o zaman kahvaltı edelim dedik. Gelinlik provamı da iptal etmek zorunda kaldım. Saat oldu kahvaltı. Onu maalesef artık bir sonraki videoda göreceğiz. Çünkü bu haftaları komple dolu. Kısmet vardır kısmet. Bir hayır. Beni çok sevdiği için çok önemsemiyor bu durumu. Aynen. Yani her ne kadar bütün bunlar yüzüm Barbaros yüzünden başımıza gelmiş olsa da yapacak bir şey yok. Hala çok seviliyorum. Şimdi şurada kahvaltı edelim. Tamam. Kara fırında. Ve yeme içme kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sürekli yemek var ya videolarımda, böyle bir şey olamaz. Burada yiyelim, çok acıktım. Saat 12. Yarısını size vereceğim zaten o kağıdı. Anne, baba, kardeş, herkes şahit olabilir. Ha, herkes olabilir. Soyadı aynı olanlar olabiliyor. Ha, eskiden öyle değil, evet. Galiba değil mi? Hı hı. Bilin bakalım ne? Ne?
Ne? Biz artık resmi olarak arkadaşlar evleniyoruz. Çünkü nikah evet. günümüzü de aldık. Bu işte bitti. Zor oldu ama bitti. Nikah günümüzü şu an gün olarak... Hadi o da artık biraz sürprizi kalsın da evet. Eylül olduğunu söyleyebiliriz. Eylül. Yani bu Eylül'de beni gelinlikle Barbaros'ta damatlıkla göreceksiniz. Aynen, beni damatlıkla görmeniz daha büyük olay olacak. Beni zaten gelinlikle gördüler sayılır. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim, hadi yine iyisin. Aynen, kızı kaptım. Hadi yine iyisin kardeş, kız, evleniyoruz. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Aynen. Seni kıstırdım. İşte bu da vlogun haberiydi. Yani her ne kadar gelinlik provasını bu vloga sığdıramamış olsam da bu videoda da en azından sizinle güzel bir gelişme paylaşabildim hayatımla ilgili. O yüzden sevinçliyim. Şimdi ne yapıyoruz? Barbaros eve gidiyor çünkü sorumluluk sahibi bir baba olduğu için. Çocuğumuzun yanına gidiyor. Ben de yine Gizem ve Selin'le buluşacağım. Onlar da caddedeymiş. Birlikte halletmemiz gereken biraz işler var. Onlara bakacağız. Öyle yani. Ben de iki gün kızlarla görüşmüş oldum. Böyle güzel oldu. Ben şey, erkenden gelen. Gizem benim gelinlik provam için gelir. Gelinlik provam iptal olsa da burada o bayrağı taşıdı yani. Ben Akaya iyi gitmedim. İrem'in gelinlik provası yok muydu? Ay kızlarla yine bowl'a düştük arkadaşlar ya. Ne olacak kızım? Benim zaten artık kanalıma bu vlogtan sonra karar verdim. Yeme içme kanalı benimki. Bence de olabilir. Çünkü sürekli İyi yediğim olur. Şeyler var. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten. Dün ulaşamadım. Sadece yemek yedik bugün. Oraya oturduk yedik, buraya oturduk yedik. Gözüm ağrıyor. Aç mısın? Buraya oturdum gene yedim. Ben de saat 8'de yine yedim. Gördüğünüz gibi yine başladığımız yerde ve arabadayım. Eve dönüyorum. Biraz burnum üşüdü. Beklediğimden soğuk bir gündü. Ups. Beklediğimden soğuk bir gün olduğu için biraz ince kaldı üstüm. Şimdi eve dönüyorum. Bugün birazcık daha erkenciyim sonunda. Artık biraz annemle babam da sevinsin çünkü isyan halindeler. Her gün geç geliyorsun diye. Bir de anneannem de eve dönmüş. O yüzden onu da görmek istiyorum. Bugünüm diğerlerine göre erken bittiği için vlogu da bence güneşli olmasına rağmen şu an sonlandırabiliriz. Hepinizi öpüyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugünün günaydını aşırı sevdiğim bir arkadaşımla ve kendisi gerçekten kameraların karşısına geçmese de asıl fenomen bir insan ya. Ano. Simge. Bir şey diyeceğim, kamera karşısında tamamen değişiyorum. Bir şey diyeceğim. Dünyanın en tatlı ve en komik insanlarından biri kendisi. O kadar ısrar ediyorum ki bir YouTube açsın diye. Anca böyle benim videolarımda. İşte tamam da bilgisayarda sadece açma kapama düşünmüyorum ben. Yani. Oradan da öyleyim. Yok kesme, yok biçme, öyle bir ünlü varsa. O kadar tatlı yani, ki. Olursunuz. Yani. Olmaz mıyız ya? 40 yıldan artık sonra ilk defa bir kahvaltı için buluşabildik. Evet, şimdi aynen. Bilin bakalım neredeyiz? Yine ben boydayım. İşte müdavim olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Biraz dedikodu falan yaparız. Tabii tabii, dedikodu olacak. Kızların ortak sorunlarını konuşacağız. Evet. Bugün kanalımızda yer vereceğim ama siz bunlara şahit olmayacaksınız. Sonra benim işte Hazal'la Medipol Üniversitesi'nde söyleşim olacak. Bugün de böyle bir gün olacak. Bakın dikkatle dinleyin orada. Bence çok yani evet. Önemli meseleler konuşacağız. Evet, Marfa işbirlikleri hakkında. Yeeees! Tabak çekirdeği var inan. Güzel bir şey. Bayağı güzel bir şey. Bayağı da sağlıklı. Bir şey söyleyeceğim. Bugün size göstereyim tedavimin. Son artık hani gerçekten galiba geçmeye başladı. Dudağımda ruj olduğu için uçum daha az belli oluyor ama o da geçmek üzere yani. Böyle. Nasıl, ne düşünüyorsunuz? Hafta başından bu yana bence ilerleme var. Bence her şey işe yarıyor değil mi? Mutlu olabilirim. Bayağı bir uzun sürüyor. Çok uzun. Şimdi sana gösteririm. Hayır ya, yani gayet bebek ve Barbie hala. Ya. Ama evet. İşte arkadaşlar içinize atmayın dertlerinizi. Ben biraz ondan aynen. Böyle oldum. Bir kemerim sırtımda falan çıkmıştı. İşte. Çok neyse iyi. Çıkması daha iyi gerçekten. Tabii tabii aynen. Organlar çıksın olsun. Yani. Allah çözümsüz dert vermesin diyorum tamam, ve inşallah. Kahvaltıya dönüyoruz. Öpüyorum sizi. Ayrılık vakti ve bu biraz üzücü oldu. Ve bir daha görüşeceğiz en kısa zamanda. Evet.
sizin şu programlarınızı halledeyim de. İşte. Ben dönünce. Zaten Eylül ayı bayağı hareketli geçecek. Evet. Simge'yi ikna edersen bence ben onunla bir video çekeyim. Bir video fikri düşünelim. Seninle kesin bir şey çekmem lazım. Ne çekeceğiz? Siz onun şu an böyle göründüğüne sakın bakmayın. Evet. Şu an biraz utandım. Evet şu an utandım. Çünkü kameralara karşı fobim var. O zaman sana bu işkenceyi yapmayacağım. İyi hadi. Hadi ben gidiyorum. Üniversitede görüşürüz. Ya şimdi geldim okula ve gerçekten hem öğrenciler çok tatlı hem okul aşırı güzel ve bayağı heyecanlı bir şekilde konuşmanın başlayacağı anı bekliyorum. Herkes o kadar sıcakkanlı ki şu an çok mutlu oldum. İyi ki gelmişim falan diye düşünüyorum hatta. Şöyle size göstereyim şu anda. Ya. Merhaba. Merhaba. Şu an aradayız ama bakın konuşmada çekebilirsem çekeceğim. Fotoğraf yaşadığımızdan sonra. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Valla ben teşekkür ederim. İyi ki geldim. Çünkü geldiğimden beri enerjim o kadar yükseldi ki yani çok mutlu bir gün geçiyor benim için şu an. Bizim için de çok keyifli geçiyor ve en çok ilgi gören ikili ve en çok tanınan bir yandan o su ve sizsiniz bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gerçekten yani o kadar, ya daha önce de birçok üniversiteye konuşmaya gittim ama bu kadar yani sıcak ve samimi insanı galiba ilk defa bir arada görüyorum. Hepinize vakit ayırdığınız için çünkü bazıları gerçekten derslerine girmeyip geldiler ve bunu bana önden bile söylediler. Hepinize çok teşekkürler, çok kıymetli. O yüzden biz çok çok teşekkür ediyoruz. Ve harika söyleşimizin sonuna geldik. Herkese çok teşekkürler. Evet, bu harika ötesi günü burada sonlandırırken biraz teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten o kadar güzel bir şey ki sizlerle tanışmak, karşılaşmak, sarılmak, fotoğraf çekilmek. Yani o kadar enerji doldum ve o kadar mutlu oldum ki size anlatmam imkansız. Sanırım gerçekten de hayatımın son zamanlarında geçirdiğim en motive edici gün bugündü. Edipol Üniversitesi'nde bizimle olan herkese, vakit ayıran herkese bir kere de burada teşekkür etmek istedim. Hepiniz gerçekten ayrı ayrı o kadar kıymetlisiniz ve bana o kadar iyi geldiniz ki iyi ki varsınız. Bayağı duygusallaştım. Çünkü gerçekten kalabalıktı ve güzeldi. Ya çok güzeldi. İşte üniversite buluşmalarını bu yüzden gerçekten çok seviyorum. Bugünümü harikalaştırdınız. Eminim bundan sonra da bugünden aldığım gazla daha harika geçecektir. Öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok. Çok. Bugün de havanın güzelliği ve arkamdaki ağacın güzelliği. O yüzden günü burada başlatmak istedim. Caddeye gidiyorum. Simne ablayla buluşacağım. Birlikte bir işbirliğimiz olacak. Onunla ilgili böyle biraz yapmamız gereken şeyler var. Onları halledeceğiz. Muhtemelen bir kahve içeriz ya da öğle yemeği falan yeriz. Akşam bebeklik arkadaşımla görüşmeye gideceğim. Yani onlara gideceğim. Yani nedimelerimden bir tanesi. İzlemeye devam edin. Bilin bakalım nereye geldik. Şu son zamanlarda herkesin nerede bulursa gittiği pembe çiçekli kafeler var ya, şu an onlardan bir tanesine geldik. Gerçekten çok pembe. Her şey pembe. Her şey. Gerçekten itiraf etmem lazım. Sanırım bu kadarını galiba ben sevmiyorum. Ama tabii farklılık olması açısından böyle insanların fotoğraf çekmeyi garipsememesi açısından iyi. Çünkü herkes fotoğraf çekiliyor. Bakar mısınız? Her köşede bir fotoğraf dramı. Benim yanımdaysa. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Enteresan kahvelerimizi. Güneş gidince hava buz olmuş. Şimdi Simne ablanın yanından ayrıldım. Sabah bahsettiğim gibi bebeklik arkadaşımın yanına gideceğim. Hazal onun da ismi. Ay dondum şu an. Üstüm o kadar incecik kaldı ki koşarak arabaya gitmeye çalışacağım. Orada görüşürüz. Ve geldim. Merhaba. Evet, senden bahsettim. Senden şu şekilde bahsettim. Bebeklik arkadaşım. Ben ne diyeyim ederim. Sen de biri. Çok heyecanlıyız. Evet, şimdi sana da düğün davetiyemize karar verdik gibi oldu. Onu göstereceğim. Daha o da görmedi. Çok heyecanlıyım. Bekliyoruz bakalım. Bir sürü detay var. Evet, biz de şimdi bayağı onları konuşacağız. İşte Hazal ne giyse. Efendim. Elbise tonları. Evet, bayağı. Zaten ben buraya geldiğimde artık
konumuz genelde bu. Evet, Pinterest açılıyor. Son zamanlarda. Evet. Evet. Hep bir şeylere karar vermeye falan çalışıyoruz. Fikir alışıyoruz. Ama çok heyecanlıyım. Seninle konuşuyoruz bunları. Çok acayip evet. Yani. Bu arada tabii ki gördüğünüz gibi üstümü direkt değiştirdim. Çünkü şu an konuşacağımız her topik son derece rahat olmayı gerektiriyor arkadaşlar. Biz şimdi kahvelerimizi yaptık ve bu şeye devam ederken sohbet ve muhabbete artık bence bu videonun da sonunun geldiğini düşünebiliriz. Çünkü koca bir haftayı birlikte tamamlamış olduk. Bana da helal olsun, çektim bu hafta. Ve bakın haftanın başından bu yana size şunları da göstereyim ne kadar yol kat ettiğimizi. Farkındasınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.